Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin güçlü isimlerinden biri o. Divan edebiyatıyla modern şiir arasında sağlam bir köprü kurdu. Ömrünün son 19 yılını bir otel odasında geçirecek kadar yalnız hissediyordu kendisini. Evet, Yahya Kemal Beyatlı'dan bahsediyorum. Hayatı boyunca sadece dergi ve gazetelerde yazı hayatını sürdüren ve kitapları vefatından sonra yayımlanan usta kalemi gelin daha yakından tanıyalım. Asıl adı Ahmet Agah olan Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884'te Üsküp'te dünyaya geldi. Durgun, dalgın bakışlı bir çocuktu. Çocukluk yıllarını Üsküp'te kaleme aldığı şiirlerine de yansıttığı Rakofça çiftliğinde geçirdi. Aynı zamanda İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri de aldı. Babası Üsküp Belediye Başkanlığı yapmış Nişli İbrahim Naci Bey, annesi ünlü divan şairi Leskovçalı Galib'in yeğeni olan Nakiye Hanım'dı. Aile şeceresi hem anne hem de baba tarafından 3. Mustafa devri Rumeli sancak beylerinden Şehsuvar Paşa'ya dayanıyordu. Şairin daha sonra alacağı beyatlı adlı soyadı da Şehsuvar lakabının Türkçesiydi ve onun hatırasını taşıyordu. Eğitim hayatına Üsküp Sultan Murat Külliyesi'nin yeni mektep kısmında başladı. Yine Üsküp'te bulunan mektebe edepte eğitimini sürdürdü. Yıl 1892 olduğunda Üsküp idadesine kaydoldu. 5 yıl kadar sonra ailesi Selanik'e taşındı. O Osmanlı'dan kopacağı düşünülen Üsküp'ten ayrılmışlardı. Her çocuk gibi annesini çok seviyordu. Ancak biricik annesi genç yaşta veremden öldü. Babası yeni bir evlilik yapınca Beyatlı bunu kolay kabullenemedi ve ailesinin yanından ayrılıp Üsküp'e geri döndü. Ama bu da çok uzun sürmedi. Yeniden Selanik'e geldi üvey annesiyle babası arasındaki geçimsizlik had safhaya varmış olduğundan idadiyi tamamlamak üzere Yahya Kemal'i İstanbul'a gönderdiler. Yıl ortası olduğu için arzu ettiği Galatasaray Sultanisi'ne giremedi. Bir müddet boşta kalması devrin siyasi yakımlarına kapılmasına yeterli geldi. Vefa İdadi'sinde lise eğitimine devam etti. Yetişmesinde Üsküb'ün oradaki yeni mektebinin ve mektebi edebin bilhassa annesinin rolü olduğunu hatıralarında belirtiyordu. Edebiyata ve özellikle şiire karşı ilgisinin de Üsküp İdadesi'nde başladığını söylüyordu. Abdülhak Hamidi, Muallim Naci ve Ziya Paşa'yı okuduğu gibi eski divanları da elinden düşürmediğini anlatıyordu. Selanik yıllarında esrar takmaadıyla şiirler yazıyordu. 1902 yılında gittiği İstanbul'da İrtika ve Malumat adlı dergilerde Agah Kemal mahlasıyla şiirler yazmaya başladı. Kimi kaynaklar bu yıllarda ailesiyle arasında ciddi tartışmalar yaşandığını ve bu durumun okul hayatını olumsuz etkilediğini istediğini yazıyor. Jön Türklere duyduğu ilgi onun hayatını çok etkiledi. 2. Abdülhamit döneminde rejim karşıtı hareketlerde bulunduğu için arandığı ve tutuklanma ihtimalinden kurtulmak amacıyla o dönem pek çok Türk aydınını çeken Paris'e kaçtığı söyleniyor. Paris yıllarında Ahmet Rıza, Sami Paşazade Sezai, Mustafa Fazıl Paşa, Prens Sabahattin, Abdullah Cevdet, Abdülhak Şinasi Hisar gibi Jön Türklerle tanıştı. Hiç dil bilmeden gittiği kentte hızlı bir şekilde Fransızca öğrendi. Burada fikir, düşünce ve edebi yönden kendini geliştirdi. Üniversitede siyaset bilimi bölümüne girdi. Okulda ders veren tarihçi Albert Schorel'den etkilendi. Eğitimine devam ederken tiyatroyla da ilgileniyordu. Hep kütüphanelerdeydi. Tarih hakkında araştırmalar yapıyordu bolca. Bir yandan da Fransız şairlerinin kitaplarını inceliyordu. Araştırmaları ve sosyal etkinlikleri derslere zaman ayırmasını ve sınavlarda başarılı olmasını engelleyince bölüm değiştirerek edebiyat fakültesine geçti. Ancak bu bölümden de mezun olamadı. Paris'te Fransız simgecilerinin şiirlerine yakınlık duyan Yahya Kemal'in Fransız şiiriyle kurduğu yakınlık, Türk şiirine de farklı pencereden bakmasını sağladı. Türk şiiri ve Türkçe söz sanatlarını inceleyen usta şair, Mısra haysiyetimdir sözüyle şiirde ortaya konulan Mısra'nın iç uyumuna ve musikiyle kusursuzlaştırılmasına dikkat çekti. 9 yıllık Paris serüveninin ardından 1912'de İstanbul'a döndü. Usta yazar 1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Medrese Tül Vaizinde uygarlık tarihi dersi verdi. Daha sonra arkadaşlarıyla dergah dergisini kuran Yahya Kemal yazılarıyla milli mücadeleyi destekledi. 1916'da Ziya Gökalp'in tavsiyesiyle Darülfünun'a medeniyet tarihi müderrisi olarak girdi. Sonraki yıllarda Garp Edebiyatı Tarihi, Türk Edebiyatı Tarihi derslerinin de öğretmenliğini yaptı. Hayatının sonuna kadar çok yakın dostu olarak kalan Ahmet Hamdi Tanpınar, onun Darülfun'un da öğrencisi oldu. Türk tarihi konularında gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Peyam gazetesinde Süleyman Nadi mahlasıyla Çamlar Altında Muhasebe başlığı altında yazılar kaleme aldı. Dergah dergisinin kadrosunda Ahmet Hamdi Tanpınar, Nurullah Ataç, Ahmet Kutsi Tecer, Abdülhak Şinasi Hisar gibi isimler yer aldı. Yahya Kemal'in yakından ilgilendiği bu dergide yayınlanan tek şiiri Ses Manzumesidir. Ancak dergi için pek çok düz yazı kalemi alan yazar bu yazılarla Anadolu'da devam eden milli mücadeleye destek oluyordu. Nazım Hikmet 1917'de Heybeliada'da Bahriye Mektebi'ne kaydoldu. O sırada Yahya Kemal de bu okulda öğretmenlik yapmaktaydı. Türk dili ve edebiyatı okuyan herkesin çok iyi bildiği ama mümkünse çok konuşmadığı bir iddia vardı. Celile Hanım Yahya Kemal'den oğluna özel şiir dersleri vermesini rica etmişti. Kemal, Nazım'ın şiir hocası olarak onların evine gidip gelmeye başladı. Derslerden arta kalan zamanlarda Celile Hanım'la sanat ve edebiyatla başlayan sohbetler ediyorlardı. Yahya Kemal'in Nazım'ın annesi Celile Hanım'la ilişkisi olduğu söylentileri dolaşıyordu ortalıkta. Çoğu kişi hadiseyi anlatırken Nazım Hikmet'in Yahya Kemal'e düşmanlık güttüğünü iddia eder. Oysa Nazım'ın bir mektubunda büyük şairin ölümüyle ilgili şu sözleri sarf ettiğini biliyoruz. Dün gece radyoda dinledim. Yahya Kemal ölmüş. Büyük şair hocalarımdandı. Hem de çok şey öğrendiğim hocalardan. 73 yaşındaymış. Bir hayli zaman uyuyamadım. Yahya Kemal gençliğimde biraz da büyük şair usta Telgraf çekeyim dedim. Kime ne tuhaf şey, ne garip haldeyim. Yahya Kemal'in ölümünden duyduğum acıyı halkıma bildirmek için telgraf çekecek adresim yok. Yahya Kemal Celile Hanım'ı ilk kez Çamlıca Bektaşi dergahında tanımıştı. Şairin Celile Hanım'a vurulduğu dedikoduları başlayınca rivayet o ki Nazım Hikmet Yahya Kemal'in paltosuna bir not bıraktı. Hocam olarak girdiğiniz bu eve babam olarak giremezsiniz dediği söylenir. Yahya Kemal'in Celile Hanım'a olan aşkı uğruna canına kıymaya kalkıştığı iddiası dile getiren kişi, Nazım Hikmet'in harbiye yıllarında okul arkadaşı Necip Fazıl Kısakürek'ti. Nazım Hikmet'le ilgili çalışmaları bulunan Mehmet Fuat, Üveyoğlu Nazım'ın Yahya Kemal'i tehdit ettiğini iddia eder. Kimileri bu aşkın karşılıklı olduğunu ancak bir zaman sonra Yahya Kemal'in baskılara dayanamayıp ilişkiyi bitirdiğini yazıyor. Bu şok üzerine Celile Hanım derhal Paris'e gitmiş. Resim eğitimi aldıktan sonra İstanbul'a dönmüş ve bir paşazade ile kısa süreli bir evlilik yapmış. Yahya Kemal ise İstanbul'da kalmış. Hayatına giren birçok kadına rağmen hiç evlenmemiş hatta sessiz yemiş şiirini Celile Hanım için yazdığı söyleniyor. Yahya Kemal Türk Kurtuluş Savaşı'nın Türklerin zaferiyle sonuçlanmasının ardından İzmir'den Bursa'ya gelen Mustafa Kemal'i tebrik için Darülfünun tarafından gönderilen heyette yer aldı. Bursa'dan Ankara'ya giderken Mustafa Kemal'e eşlik etti ve ondan Ankara'ya gelmesi için davet aldı. 19 Eylül 1922'de Darülfünun Edebiyat Medresesi'nin müderrisler toplantısında Mustafa Kemal'e Fahri Doktorluk ünvanı verilmesini teklif eden Yahya Kemal'in bu teklifi Oy birliğiyle kabul edildi. 1922'de Ankara'ya giden Yahya Kemal, Hakimiyeti Milliye gazetesinde baş yazarlık yaptı. Lozan görüşmelerinde Türkiye'ye danışman atandı. 1923'te Lozan'dan döndükten sonra ikinci dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Urfa Milletvekili olarak seçildi. Milletvekilliği 1926'ya kadar devam etti. 1926'da İbrahim Talay öngörenin yerine Varşova'ya elçi olarak atandı. 1930'da Lizbon Büyükelçisi olarak Portekiz'e gitti. İspanya Orta Elçiliği görevi de kendisine verildi. Madrid'de görev yapan ikinci edebiyatçı sefiri oldu. İspanya kralı Alfonso ile yakın dostluk kurdu. 1932'de Madrid elçiliğindeki görevine son verildi. İlk defa 1923-26 arasında Urfa milletvekili olarak görev yapan Yahya Kemal, 1933 yılında Madrid'deki diplomatik görevinden döndükten sonra milletvekili seçimlerine girdi. 1934 yılında Yozgat milletvekili oldu. O yıl çıkan soyadı kanunundan sonra Beyatlı soyadı aldı. Yahya Kemal Bey adlı uzak şehirlerden memleketine döndükten sonra gazeteciler günlerce onun peşinden koşmuştu. 7 Gün dergisine 1935 yılında verdiği röportaj yıllar sonra gün yüzüne çıktı. 30 yıldan beri şiir hayatındasınız. Şiirden fayda gördünüz mü? Haz hissettiniz mi? Yoksa zarar mı gördünüz sorusuna şöyle yanıt vermişti usta şair. Şiirden tabii çok haz duydum. Bu haz ömrümü doldurdu. Fakat fayda görmedim. Bilakis zarar gördüm. Bir daha doğmam mümkün olsa önce Kazım Şinasi'ye onun nasihatlerini almadan yeryüzüne bir adım atmam. Eğer şiir mukadderatıma karışmasaydı çok isabet olurdu. Yalnız bunu da söyleyeyim ki bir insanın hayatında şiiri anlamaması büyük noksandır. Çünkü hazların en derini ve en güzelidir. Akıllı olanlar yalnız anlamakla iktifa etmelidirler. Şiir anlamak ve söylememek yani adını şair çıkarmamak. Ertesi seçim döneminde Tekirdağ milletvekili olarak meclise girdi. 1943'te İstanbul'dan milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde Ankara Palas'ta yaşadı. 1946 seçimlerinde meclise giremedi. Bağımsızlığını yeni ilan etmiş Pakistan'a 1947'de büyük elçi olarak atandı. Yaş haddinden emekli oluncaya kadar Karaçı'da elçilik görevini sürdürdü. 1949'da yurda döndü. Türk Edebiyat tarihi içinde dört arzucudan biri olarak kabul edilir. Sağlığında Türk Edebiyatı'nın baş aktörleri arasındaydı. Ancak hiç kitap yayımlamadı. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde milletvekilliği ve bürokratlık gibi siyasi ve idari görevler üstlendi. İsyan duyguları uyandıran Mizancı Murat, Namık Kemal gibi şahsiyetlere ve eserlerine hayranlık duyuyordu. Yurda girişi yasaklanmış kitap, risale ve dergileri merakla okuyordu. Paris hayalimin üzerinde bir yıldız gibi parlıyordu diyen genç adam, daha İstanbul'dayken dine karşı şiddetli bir tepki duyduğunu, bunun Paris'te daha da arttığını, hatta oradaki kilise aleyhinde Sosyalist Fransız gençleriyle bir takım sokak mitinglerine katıldığını hatıralarında yazıyordu. Öte yandan Yahya Kemal Bey adlı Mektuplar ve Makaleler adlı kitabında yer alan Türk Kızları ve Türk Gençleri başlıklı yazısında Avrupa'yı hayat tarzının gençler üzerindeki olumsuz tesirlerini eleştirdiği, Türk erkeklerinin Avrupa'da oranın kızlarıyla evlenmesini doğru bulmadığı da söylenir. Kimi kaynaklar dinden uzak baştığını söylerken kimileri aksini iddia etmekte. <laughs> Yahya Kemal Bey adlı emekli olduktan sonra uzunca bir geziye çıktı. Gezinin ardından Beyoğlu'nda bulunan Park Otel'e yerleşti. Taha Toros burada Yahya Kemal'in 1930'lu yıllardan itibaren değişik aralıklarla 19 yıl oturduğunu yazmıştır. 19 yıl boyunca yaşayacak olduğu bu otel evi gibi olmuştu. Onu bir otel odasında yaşamaya iten neydi bilinmez ama bu durum onun yalnızlığını iyice derinleştiriyordu. 1941 46 yılları arasında 75, sonrasındaysa 165 numaralı odada sürdürdü yaşamını sık sık ziyaretçüse geliyordu ama bu içinde bulunduğu yalnızlığı dindirmiyordu. Dostları her fırsatta kendisini ziyarete gelirdi. Kendisi de zaman zaman seyahatlere çıkardı. Ancak döndüğü yer yine otel olurdu. Hatta bu yalnızlığını otelin servis şefi Dursun'a şu sözlerle ifade etmiş. Evlen demişti ben evlenmedim. Yalnızlığın acısını ala çekiyorum. Yahya Kemal kendisini ziyarete gelen dostlarını sohbet esnasında not almamaları konusunda şiddetle uyarıyordu. Aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpın'ın hocasıydı. Tanpınar hocasının otel odasındaki halini muhacir bir kuşa benzeterek şöyle söylemişti: Zavallı Yahya Kemal, bir insanın bir insanda bu birbiri ardınca değişen şehirleri ne garip ve hazin oluyor ve nasıl en son şehir hepsini siliyor, bitiriyor. Park otelin barında gördüğüm küçük, dar takatsiz adımlarla ancak yürüyebilen bir çare ve acınacak ihtiyar, otelin odasındaki hasta ve büyük kuş, muhacir kuş ve nihayet şimdi çıktığım odada son defa konuştuğum tebessümüne, bakışının manalılığına ve hiddet ve o kadar psikolojik hususiyetine rağmen iskelet olarak gülmeye hazır kemik külçesi baş, nasıl hepsini sildiler?'' 1949'da İnönü Armağanı'nı aldı. 1956 yılında Hürriyet Gazetesi her hafta bir şiirine yer vererek tüm şiirlerini yayınlamaya başladı. yakalandığı bir çeşit bağırsak iltihabı nedeniyle tedavi için 1957'de Paris'e gitti. Bir yıl sonra 1 Kasım 1958 Cumartesi günü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde vefat etti. Cenazesi Arşiyan Mezarlığı'na defnedildi. Şöyle yazılıydı Cumhuriyet Gazetesi'nde. Yahya Kemal Bey adlı dün toprağa verildi. Cenaze töreni çok muhteşem oldu. Fatih'ten Rumeli Hisarı'na kadar on binlerce İstanbullu büyük şairi ebedi istirahatgahına uğurladı. Şair şiirlerini mükemmel hale getiremediği gerekçesiyle sağlığında kitaplaştırmak istememişti yazılarını. Kasım 1958 tarihinde vefatı üzerine İstanbul Fetih Cemiyeti'nin 7 Kasım 1959 günkü toplantısında Nihat Sami Banarla'nın teklifiyle Yahya Kemal Enstitüsü kurulmasına karar verildi ve eserleri yayınlandı. 1961 yılında Divan Yolu Çarşı Kapı'da yer alan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi'nde Yahya Kemal Müzesi açıldı. Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte düzenlediği 2018 yılı bilimsel ve kültürel etkinlikleri çerçevesinde Kılıçarslan Konferans Salonu'nda 27 Ekim 2018 Cumartesi günü yapılan toplantıda vefatının 60. yılında Yahya Kemal Bey adlı ele alındı. Karatay Doktor Ali Rıza Bahadır Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Edebiyat Öğretmeni Hasan Özücan, Yahya Kemal Türk milletinin inandığı Allah'a ve Türk milletinin inandığı peygambere inanmaktadır. Paris'te dinsizlik cenderesine yuvarlanırken annesinin sözleri aklından çıkmaz. Onu imansızlıktan kurtaran ve kendi tanrısına bağlayan yine Türk milleti olmuştur. Çünkü bu kadar büyük bir milletin inandığı Allah'a ve dine inanmamak izansızlık olurdu dedi. İstanbul'da yayınlanan gazete ve dergilerde yazdığı 88 makalesi Sonradan Eğil Dağlar adlı kitabında Yahya Kemal, milli mücadeleyi heyecanla destekleyen bu makalelerinde Atatürk'ten her fırsatta milli timsal olarak bahsettiğini, Yahya Kemal 1937 yılında Atatürk'ün sofrasında 7 defa bulunduğunu, Hatay konusu üzerinde görüşlerini bildirdiğini söyledikten sonra konuşmacı Akıncılar şiirini okudu. Acısıyla tatlısıyla bir Yahya Kemal Bey adlı geçti bu hayattan iyi geçti.